Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına İstanbul Milletvekili Sayın Mehmet Bekaroğlu. Buyurun Sayın Bekaroğlu. Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Rize'de işsizlik dediğimiz zaman akla çay gelir değerli arkadaşlarım. 1970'lere kadar Rize Türkiye'nin en yoksul illerinden bir tanesiydi. Müthiş göç vardı. Sonra çay geldi ve çayla beraber, biz çayla beraber okuduk, çayla beraber insanlar evlendi, ev bark sahibi oldu. Çayda problemler ortaya çıkınca tekrar yoksulluk başladı. O nedenle Rize'de işte şey limanı yapacağız, lojistik limanı yapacağız, burada 8000 kişi yaşayacak gibi gerçekle ilişkisi olmayan vaatlerle Rizelileri kandırmanın, aldatmanın hiçbir anlamı yok. Rize'nin kaderi, geleceği çayladır ve turizmledir değerli arkadaşlarım. Bugünlerde çay her Nisan, Mayıs aylarında, Haziran aylarında olduğu gibi bugünlerde Rize çaydan dolayı ayaktadır. Niye ayaktadır? Çünkü 20 seneden beri uygulamış olduğunuz yanlış politikalar dolayısıyla çayla artık geçim olmuyor. Biraz evvel arkadaşımız verdi, 300 kişilik iş kadrosuna 35 bin kişi başvuruyor. Öyle Rize'de bir işte başbakan geçti, sonra başbakan cumhurbaşkanı geçti. Dolayısıyla Rize'de hiçbir problem yok. Hayır, Rize'de çok ciddi problemler var. Bu problemlerin temelinde çay var değerli arkadaşlarım. 4 lira ilan ettiniz fiyatı. Hadi bakalım tamam. Ama kaça satıyor Rizeli şu anda? 2.80'e satıyor. Niye böyle oluyor? Çünkü yıllardan beri yanlış politika uyguladınız. Çaykur'u devre dışı bıraktınız neredeyse. Çaykur çayı almadığından dolayı, çay işletme kapasitesini geliştirmediğinizden dolayı 20 seneden beri milyar milyar liralar oraya aktı. Ama sadece bir tane çay fabrikası yaptınız. Bu sebepten dolayı çay almıyor Çaykur ve özel sektörde fırsatçılık yapıyor. 4 liralık çay insanlardan 270 kuruşa 80 kuruşa alıyor. Şu anda en temel problem bu değerli arkadaşlarım. Bu problem ortadan kalkacak ve bir de turizm geliştirilecek. Şimdi siz dağları yıkarak oradan işte 20 milyon ton kaya çıkaracağız diye ormanları yok ederek, dereleri yok ederek, uyduruk bir yeşil yol adıyla yaylaları yok ederek orada turizm yapamazsınız. Değerli arkadaşlarım, bunlar işi de bilmiyorlar. Geldiler güzelim Aydere beton yığdılar. Ya Doğu Karadeniz'de, Rize'de, Antalya gibi yatırım yaparak Rize'ye turist gelmez. Orada bambaşka yayla turizmi yapılacak. Yayla turizm yapılabilmesi için de yatırımlar böyle olmaz değerli arkadaşlarım. Çaydır. Ne yapacaksınız? Çayda ciddi bir politika uygulayacaksınız. Çay ekim alanlarını genişleteceksiniz. Niye? Çünkü şu anda Türkiye'nin 300 bin tonun üzerinde 350 bin ton kuru çay ihtiyacı var. 250 bin ton üretiyoruz değerli arkadaşlarım. 50 bin ton, 60 bin ton da kaçak geliyor. Halbuki 350 bin ton çaya ihtiyacı var. Ormanlık alanlar, 500 metreye kadar orman vasfını kaybeden alanları çaylık alanlara çevirmek mecburiyetindeyiz. Başka türlü o bölge insanını orada tutma şansınız. Buyurun toparlayın. Yaptıktan sonra Rize ile ilgili büyük problemleri çözersiniz. Yoksa ya değerli arkadaşlarım, Ambarlı limanında Türkiye'nin en büyük limanında 5000 kişi çalışıyor. Çıkıyor Rizeli arkadaşlar, Rize milletvekilleri, Osman aşkım bak nerede bilmiyorum. 8000 kişi çalıştıracağız diye insanları aldatıyorlar. Böyle bir şey olur mu? Bu değil. Çay ve turizmdir. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında bunlar olacak. Değerli arkadaşlarım, defalarca ifade ettim. Bir daha ifade ediyorum. Rize şu bugünlerde takdim edildiği gibi bir yer değil. Rize ne gelinlerine ya da başka insanlar hiçbir şekilde saldırı olmaz. Sayın Akşener'e sözlü sataşma ve saldırı yapanların bir kısmı Cengiz'in taşörünün kız kardeşiydi. Ne oldu ortaya çıktı. Diğeri de 15-20 kişi. Dolayısıyla Rize'de Sayın Akşener'e Rizeliler saldırmadı. Rizeliler asla hiç kimseye saldırmaz. Sayın Cumhurbaşkanı yanlış bir söz etmiştir. Muhtemelen sehvendir. Ben düzeltiyorum o sözü ve bütün Türkiye'den, Akşener'den, İyi Partilerden, herkesten özür diliyorum. Hiç kimseye Rize'de saldırılmaz değerli arkadaşlarım. Saygılar.